Lonca Medya ekranlarından herkese merhabalar değerli dostlar, sevgili izleyiciler. Evet, Lonca Medya olarak bugün Türkiye gündeminde son günlerde yer alan oldukça acılı, aslında içimizi acıtan bir mevzuya, Doğu Türkistan mevzusuna el atmak istedik. Bugünlerde Türkiye gündemine de damgasını hem vurduğu gibi hem de gündeme gelmesi ayrı bir olay. Bunu aslında hepimizin boynunun borcu bunu gündeme getirmek ama sağ olsun İYİ Parti bunu Türkiye gündemine öyle bir getirdi ki hepimizin artık ilk mevzusu oldu, ilk konusu oldu. Dolayısıyla İYİ Parti'ye müteşekkiriz. Bu vesileyle biz de bugün İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ettik ve çok değerli isimlerle bir aradayız. Neler yaptınız bu süreçte? Şöyle kısaca bir yorumlayabilir miyiz acaba? Ya öncelikle bir Çin'e bakmak lazım. Çin'in yayılmacı politikası dünyanın her yerinde aktif. Yani hem Doğu Türkistan'da, Tayvan'da, Hong Kong'da, Afrika'da ve İpek Yolu projesiyle zaten yayılmacı bir politika izliyor. Emperyalist bir yaklaşım var. Bir nevi öyle. Yani devletin de, hükümetin de bu konuda sessiz kalması tabii ki de manidar. Biz il başkanlığı olarak 3 ana konuya odaklanıyoruz. Bir, Türkiye'de bulunan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz. Yaklaşık 80-90 bin bir nüfusu var Türkiye'de. Ve yapılan, yani bizim Dışişleri Komisyonu'nda, mecliste bekleyen yasa tasarısıyla bu soydaşlarımız, kardeşlerimiz hepsi tehlikede. Yani sadece Türkiye'de bulunmak veyahut da Çin'e bir mesaj atmak bir suç ve bir iade. Yani bu soydaşlarımız ailelerini ararken bir yandan da geri gönderme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bunun yanındayız. İkinci konu, uluslararası camiada ve Türkiye'de konunun gündeme gelmesini istiyoruz. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye halkının %60-70'i bu konuya bilgisiz olduğunu gördük. Evet. Bu bizim için çok üzücü bir şey. Anketler yapıldı yanılmıyorsam. Evet, Bey. Bu konuda yani Türk insanı biraz Doğu Türkistan'a yabancı mı? Maalesef öyle. Ya tabii ki insanın şu andaki Türkiye'deki insanın vatandaşlarımızın ekonomik dertleri çok. Uzak bir bölge. Ama hükümetin sizin de bahsettiğiniz gibi Arakan'ı, Filistin'i nasıl gündeme getiriyorsa Doğu Türkistan'ı daha çok gündeme getirmesi lazım. Bu bizim için üzücü. Yani halkın bu konuda net bir bilgisi olmadığı bizi çok üzüyor. Çünkü orada çok vahim olaylar oluyor. Yani arkadaşımız da anlatacak. Evet. Tecavüzler, bildiğiniz insan hakları ihlalleri çok. Soykırım adeta. Bir halkı yok etme adına. Peki bu kanayan bir yaramız da aslında yıllardır hani az da olsa gündeme gelmiş, daha önceki zamanlarda da gündeme geldi ama şu an bu ayyuka mı çıktı? Biraz daha yoğunlaştı mı acaba bu zulüm? Ondan dolayı biraz daha İYİ Parti'nin gündeme getirme tabii, sebebi? Tabii yani hem dünyada hem Türkiye'de de artık gündeme geliyor. Yani bakınca yurt dışında İngiltere, Avustralya şirketleri ambargo uyguluyorlar. Orada köle olarak çalıştıran soydaşlarımızın bağlı bulunduğu şirketlerde ürünleri boykotluyorlar. Yani Türkiye'de aslında bugüne kadar gündem olmaması hayret verici bir şey. Tabii ki son birkaç yıldır belirli kişiler ve STK'lar tarafından gündeme getiriliyor. Gündemde olan bir şey. Ama daha aktif ve daha yoğun bir gündem olması gerekiyor bunun. Burada yaşanan her şey öyle ya da böyle hepimizi etkiliyor ama sizi çok daha derinden etkiliyordur. O coğrafyayı biraz bizlere tanıtır mısınız? Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda her zaman zulme uğradık. Her zaman soykırım denecek şeylere uğradık. Mesela şu anda tamam Doğu Türkistan biraz daha güncel bir konu gibi görünüyor. Ama Kırım'da son birkaç ayda bir sürü aydın insan öldürüldü. Evet. Afganistan'daki Türkmenler, Suriye'deki Türkmenler, bu kardeşlerimiz orada yok olmak üzere. Artık yapacak bir şeyleri kalmamış. Yani Türklerin kaderidir bu. Ve ben özellikle babam birinci elden Özbekistan'dan gelen biri olarak ben onun anılarıyla büyüdüm. Yani ben geceleri prenses masalları dinleyerek uyumadım. Ben babamın orada gördüğü, Ruslardan gördüğü eziyetleri dinleyerek, onlardan, onları dinleyerek uyudum. Ve biz bu şekilde parçalanmış aile olmanın ceremesini çok çektik. Yani biz Türkiye'ye geldik ama benim amcam gelemedi, halam gelemedi. Bir amcam Özbekistan'da kaldı. Ve ben kuzenlerimle 30'lu yaşlarda tanıştım. Benim birinci elden hiçbir akrabam olmadı. Ben daha önce arkadaşlara da anlatmıştım. Kuzen kelimesine çok özenirdim. Çünkü benim hiçbir kuzenim yoktu. Evet, çok ve ben 30 çok yaşıma trajik. Yakın zamanlarda kuzenlerimle tanıştım, amcamla tanıştım. Sonra rahmetli oldu amcam.
Özbekistan'daki amcamla da hiç görüşemedim. Geçen sene 3 Mayıs'ta vefat etti. Hı-hı. Ben görmeden amcam bitmiş oldu. Şimdi üniversitede de ben Orta Asya coğrafyası üzerine tarih eğitimi aldım. Çok güzel. Bu şekilde pekiştirmiş oldum. Şimdi bütün bunları bir araya topladığımızda ben şu anda Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yaşadığını gerçekten anlayabiliyorum. Ve benim insanlardan evet. istediğim, bunu duyan insanlar lütfen empati yapsınlar. Hmm. Ben yapıyorum. Evet. Ben daha rahat empati yapıyorum. Doğru. Çünkü ben bu konulardan doğru. büyüdüm. Doğru, doğru. Ve 40 yıllık ben Türk dünyası ile ilgili STK'cıyım. Hem çalıştım, Türk Hava Yolları'nda çalıştım ama ben bir yandan da gece 12'lere kadar STK çalışmamı yaptım. O zamanlar durum biraz daha farklıydı, biraz daha rahattık. Yurt dışından gelen Türkistanlarımızdan daha güzel ilgilenebiliyorduk. Şu anda o anlamda hiçbir şey yapamıyoruz. Ve o yüzden Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, güzel kızımızın anlattıkları gerçekten benim içimi acıtıyor. Aynen, gerçekten doğru, içimi doğru, kanatıyor. Doğru, doğru, bunları doğru. kitaptan okumakla yaşamak, bu şekilde canlı çok dinlemek farklı. Çok farklı. Çok farklı. Bu işlerin daha böyle tabir caizse bahar havası yaşanması açısından uluslararası işlerin önemi nedir? Uluslararası arenada biliyorsunuz ki Avrupa'nın birçok ülkesinde Doğu Türkistan'ın zulmünü ortaya koymaya çalıştılar. Evet. Türkiye buna ne kadar tepki göstermese de Avrupa'da sanırım Fransa tepki gösterdi. Evet. İşte bazı birkaç tane daha Avrupa ülkesi tepki gösterdi. Fakat ben bunun tamamen çıkarlar doğrultusunda olduğunu düşünüyorum. Yani, uluslararası çıkarlar değil mi? Uluslararası çıkarlar doğrultusunda olduğunu, samimi olduğunu düşünmüyorum. Bizlerin de Türkiye olarak bunu gündeme getirmiş olmamız, yani İYİ Parti olarak. Çok emeğiniz var burada bildiğim kadarıyla. İYİ Parti'nin burada çok büyük bir rolü var, evet doğru. Çok da emeği var. İnşallah diğer partilerde, özellikle iktidarın bu konuda hassasiyet göstermesini umut ediyorum önümüzdeki günlerde. Yakın tarihlerde inşallah seçim olacak. Beklentimiz o yönde. Evet, evet, İnşallah. Evet. İnşallah. O süreç içerisinde bunun biraz daha farklı bir boyut alacağını düşünüyorum. Düşüncelerim bu kadar. Anladım. Melih Hanım peki şunu merak ediyorum. Şimdi ne zaman Türkiye'nin uluslararası arenada bir ülkeyle sorun olsa hemen ertesi gün hükümet çıkıyor işte Fransa ile sorun olduğunda Fransa mallarını boykot. İtalya ile olduğunda İtalya. Çin mallarını boykot gibi bir lüksümüz var mı? Ya da hani her tarafımız Çin zaten. Böyle bir şey lüksümüz değil mi? Şey imkansız. Halihazırda hükümetin böyle bir tavır sergileyeceğini de düşünmüyorum. Türkiye'de gündem ekonomi, insanların ekonomik durumu, esnafın, çiftçinin, insanlarımızın birçoğunun açlıkla tabiri caizse mücadelesi söz konusu. Ancak Doğu Türkistan'daki zulmü görmezden gelmemiz mümkün değil. Orada çok büyük acılar yaşanıyor. Çok büyük acılar yaşanıyor. Bu halkımızın da biraz bilinç seviyesiyle de ilintili mi? Bu halkın Doğu Türkistan'daki zulmü görmesini ve duymasını sağlamamız gerekiyor ve bunda tabii ki diğer partilere de çok büyük görevler düşüyor. Evet, evet. Onların da bunları gündeme getirmesi gerekiyor. Kaç yıldır Türkiye'desiniz? Burada mı doğma büyümesiniz? Doğma büyüme. Doğma büyüme burasınız. Peki orayla ilişkileriniz nasıl? Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'dan oluşan bir bölge. Rusların egemenliği altına girilen kısmı biz Batı Türkistan diyoruz. Çinlilerin işgal ettiği bölgeye de Doğu Türkistan diye isimlendiriyoruz. Batı Türkistan'la sürekli ilişkilerimiz var. Siyasi, kültürel boyutta görüşmelerimiz devam ediyor. Doğu Türkistan'la da ilgili son durumları, gelişmeleri biliyorsunuz. Doğu Türkistan'da da büyük bir çoğunluğu Uygur Türk'ü olduğunda Türkmen, Kırgız, Kazak ve Özbek halklarından da insanlar yaşamaktadır. Ciddi bir sıkıntı var orada. Kavganın sebebi nedir? Çinliler ciddi bir asimilasyona giriyor. Doğu Türkistanlıların orada insan hakları ve insan beğenmemesi şartları gereği özgür yaşamalarını biz talep ediyoruz. Yani eğitim haklarını, serbest dolaşım haklarını hepsinin ellerinde olmasını istiyoruz. Ama maalesef engelleniyor. Bu engelleniyor. Ciddi bir şekilde dil, din konusunda, hürriyet konusunda baskıları var mı? Çok ciddi baskı var. Ciddi bir asimilasyon politikası var. Din, camiler, büyük eski tarihi camiler,
yıkılmakta. Doğu Türkistanların eğitim almaları, üniversite eğitim almaları diğer şehirlerde izne tabi tutuluyor. Çinliler Türklerin evlerine, Doğu Türkistanlı Türklerin evine Çinlileri yerleştiriyor. Evimize yabancı bir erkeğin girdiğini düşünün. Yani bundan daha ağır bir şey olamaz. Evet. Evet. Anneleri babaları sözde eğitim kampı diye isimlendirdikleri toplama kamplarından geliyor. Ve çocukları da Çinileştirme politikalarıyla eğitimlere alınıyor. Çocuklar Türklüklerinden ve dinlerinden uzaklaştırılıyor. Asimilasyon. Asimilasyon ciddi bir asimilasyon bir politikası var. Son 4 yıldır Çin Komünist Partisi'nin uygulamış olduğu bir asimilasyon uygulaması bu. Ondan önceki dönemlerde nispeten bu kadar değildi. Evet. Nüfusu aşağı yukarı ne kadar? 40 nüfus? Milyon civarında Doğu Türkistan'da yaşamak. 40 milyon. Evet. İnanılmaz bir rakam aslında. Ciddi bir rakam. Evet. Büyük de bir güç. Peki orada STK'lar bazında ya da ne bileyim kendilerini seçtiği parlamentoda temsil edebilecek birilerini seçme hakkına sahipler mi var mı? O da yok. O da yok. Böyle yerel yönetimlerde bulunuyorlar. Fakat onlar da tamamen Çin Komünist Partisi'nin kontrolünde. Oradaki kardeşlerimizin Türkiye algısı nasıl? Geçmişte nasıldı, şu an nasıl? Türkiye onlar için bir dayanak noktası. Abileri gibi. Evet, hedef. Değil mi? Tabii ki. Yani bir abi, güvenebileceği, sığınabilecek tek bir limanları. İnanılmaz bir şey. Yani bizim her şeyden önce insan olarak bu insan hakları ihlallerine karşı durmamız gerekir. Bundan sonra Türk olarak karşı durmamız gerekir. Ve aynı dindeniz, Müslüman olarak İslam dini gereği bunların yanında olmamız gerekir. En doğal hakkı, hürriyet, özgür yaşamak, doğuştan her insana bahşedilen çok özel şeyler bunlar. Bunların kısıtlanması bir insanın adeta ölüme terk edilmesi gibi. Araya girebilir miyim? Tabii tabii, lütfen başkanım, buyurun. Kamplarda şu anda 5 milyona yakın soydaşımız bulunuyor. Bu rakamın altını çizmek istiyorum. İnanılmaz. 5 milyona yakın. İşte Çin ulusal marşı söyletiliyor. Her şey Çince konuşuluyor, çalışıyorlar. Eğitime tabiler. Her yerde işte Çin liderlerinin fotoğrafları. Yani Nur Süman kardeşimiz daha iyi anlatır. Şimdi oraya tabii dışarıdan erişim de yasak. Yani uluslararası basın mensupları gittiği zaman istediklerini gösteriyorlar. Yani inanılmaz. Şey. Mesela Türkiye'den bir heyet gidecekti. Öyle bir anlaşma vardı. Heyet hala gitmedi, hala bakmadı. Gitselerde, ki baksa da zaten ne görecekler? Yani gitselerde yani, onlar istedikleri yeri gösterecekler. Tabii uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler dair kampların büyüdüğünü uydulardan görüyorlar. Yani 2017'de çekilmiş işte iki dönüm, 2019'da olmuş 15 dönüm. Hesaplamayı da buna göre yapıyorlar. Ben aklıma gelince ben geceleri uyuyamıyorum. Yani 5 milyona yakın insan ne oldukları belli değil ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de o yüzden empati duymamız lazım. Çok doğru dedi Nurcan Hanım. Ya nerede olduklarını bilmiyorsun. Annen, baban, kardeşin nerede bilmiyorsun.